Şimdi iş adamları yatırım yaparlar. Bu yatırımın karşılığında da para kazanırlar, istihdam sağlarlar ve kazandıkları paralarla da rahat bir hayat sürerler efendim. Bazı yatırımcılar, bazı iş adamları kazandıkları parayı yaşadıkları ve para kazandıkları kente harcarlar. Folkart'ta bunlardan biri. Neden böyle söyledim size biliyor musunuz? Daha önce hatırlıyorsunuz. Uzun uğraşlar ve emekler sonucunda karanlıkta akan bir yıldız Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetimizin 100. yılında muhteşem bir Atatürk sergisi açmıştı Folkart. Çok da emek harcamışlardı. Biz de gitmiştik o sergiye. Şimdi de kadına şiddetin bahanesi yok sloganıyla Folkart ve Gediz Elektrik Birleşmiş Milletler Kadın Birimi dikkat çekmek için böyle bir kampanyaya destek veriyor efendim. Biz de alta yazdık. Çok güzel hareketler bunlar. Neden? Kadına şiddete gerçekten hayır demeyi daha güçlü bir şekilde dillendirmemiz gerekiyor. Folkart'a da teşekkür ediyoruz efendim. Yaptığı yatırımlarla İzmir'deki istihdama ve İzmir'in marka değerine katkıda bulunan Folkart'a böyle bir kampanyaya destek verdiği için ve daha öncesinde de muhteşem bir Atatürk sergisi açtığı için İzmir adına teşekkür ediyoruz efendim. Folkart ve GDZ Elektrik olarak kadına yönelik şiddetin asla bir bahanesi olmadığını vurguluyoruz. UN Women Türkiye'nin Bahanesi Yok kampanyasına destek vererek 25 Kasım Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden 10 Aralık İnsan Hakları Günü'ne kadar süren 16 günlük aktivizm kampanyasında yer alıyoruz. İzmir'deki Folkart binalarını ve GDZ Elektriğin sokak aydınlatmalarını turuncuyla aydınlatarak kadına yönelik şiddete karşı duruşumuzu net bir şekilde ortaya koyuyoruz. Bahanesi yok. Çünkü kadına şiddetin hiçbir mazereti olamaz.